Göğüs bitme teknikleri ameliyatlı veya ameliyatsız olarak değişebilmekte. Ameliyatlı yöntemlerde en yüksek oranı yine silikonla göğüs bitme tekniği oluşturmaktadır. Silikonla göğüs bitme tekniği en görünür ve en etkili yöntemdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde silikonla göğüs bitme yöntemi her yıl yaklaşık olarak 380 bin kişiye yapılabilmekte. Bu kadar güvenilir bir yöntem olmasaydı bu kadar kişi bu silikonla göğüs bitme operasyonuna izin verilmezdi. Silikonla göğüs bitme teknikleri 4 teknikle yapılıyor. Göbekten, meme altı yolu, meme başından ve koltuk altından yerleştirilebiliyor. Bu yerleştirme esnasında silikonun yapısı da önemli. Silikonun dış tarafı silikon elastomer yapı ile çevrilir ama içi ise enjekte edilebilir tuzlu su veya silikon jelle olan silikon yapılar vardır. Bu içi silikon jelle dolu silikon malzemesidir. Dış tabakası silikon içi tuzlu su ile enjekte edebildiğimiz yapıları göbekten veya koltuk altından yerleştirerek göğüs tahacımı sağlayabiliyoruz. İçi silikon jelle dolu silikon implantları ise meme başından veya koltuk meme altı olduğundan yerleştirebiliyoruz. Bu şekilde daha görsel ve etkili bir görüntü sağlanıyor. Her tekniğin kendi içinde avantaj ve dezavantajları vardır. Bu uygulamalar protezin tipi, boyutu, yerleştirici alan, göğsün şekline ve cilt kalitesine göre değişkenlik göstermektedir.